Tamam. Merhabalar, hoş geldiniz. Barış'ın ekolojisi sohbetleri kapsamında yine çok sevgili bir dostumuzu ağırlıyoruz, Meral Camcı. Barış'ın ekolojisi sohbetleri, daha önceki katılmayanlar için kısaca hatırlatayım. Barış konusunu kendi disiplinlerinden ele alarak barış içerisinde yaşamak nasıl mümkün olabilir? Bunun için ya da savaşı, belki savaşları, çatışmaları engellemek için, ondan yarattığı travmaları engellemek için belki. Öncesinde sorarsa neler yapılabilir, neler yapmamız toplum olarak biraz bu soruları değişmeye çalışan, bu anlamda ekoloji kavramını biraz farklı bir yerinden okuyan bir sohbetler dizisi olarak tasarlandı. Meral Camcı da bugün kendi alanından bakarak bize barışla ilgili bazı şeyler anlatacak. Ben çok kısaca bunu da tanıtayım. Aslen kimya mühendisi dememi istemedi bile, çünkü kimya mühendisinden ya da genel olarak mühendisinden çok soğumuş vaziyette. Hatta öyle ki daha lisans okurken ilk seneden soğumuş. Ama işte orada tanıştığı bir insan halen de hayat arkadaşı ort söylemiş. Bunları kayıtlı hasilini. Nedeni orada kalmış, orayı bitirmiş. Fakat bitirdikten sonra da hiçbir zaman o mesleği yapmamış ve ikinci bir lisans okuyarak, bu da Amerikan Dili ve Kültürü ve Edebiyatı. Kültür ve Edebiyatı. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okumuş İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra aynı üniversitede çeviri alanında yüksek lisans ve çeviri bilim alanında da doktora yazarak çeviri bilim alanına geçiş yapmış. Ve 14 yıl boyunca da tercümanlık bölümlerini, mütercim tercümanlık bölümlerinde çeviri kuramları ve çeviri eleştirel çeviri, çeviri eleştiricisi başta olmak üzere çeşitli dersler verdikten sonra malumunuz olduğu üzere Barış'ın Akademisyenler metnine attığı imza nedeniyle önce Mart 2016'da çalıştığı özel üniversiteden işten çıkarıldı. Onu takip eden tam bir yıl sonra da bu defa KHK ile çıkarıldı. Çıkarıldığı işten ikinci kere çıkarılmak bu ülkenin herkese, akademisyenlerinin bir kısmına nasip olur gerçekten. Hatta ikisini. Yok, bir kısım var böyle. Evet. İşte Meral o sırada zaten o ilk çıkarılış sonrası bir bursa Almanya'ya Johannes Gutenberg Üniversitesi'nin yine çeviri bilim bölümüne gitmişti. O sırada oradaydı. KHK'lı olduğu için bir sürü giriş çıkış yapamadı. Fakat bursunun bitiminde arkasına bakmadan Türkiye'ye döndü. Evet, iki numaralı ilksiniz değil mi? Başka örneğimiz yok sizin yani. Evet. Evet. O numaralar şu anda karşımızda. Evet. Ve halen parça başı çeviri ve altyazı çevirisi işleri yaparak geçimini sürdürüyor. Benim ve senin yanına. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben de teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz de görüşürüz. Yani zaten hani burada sizlerin karşısında beni oturtan o süreç çok fazla barış sözcüğüyle iç içe olduğu için çeviride ve dilde barış biraz bizim alanımızdan, yani hani çok duyduğumuz belki bir şey değildir. Çeviri alanından ya da işte dille ilgili çalışmalar alanından barış süreçlerine ya da barış, toplumsal barış süreçlerine ne şekilde yaklaşılıyor ya da yaklaşılabilir. Bunları tartışmak iyi olabilir. Ama öncesinde belki bir süre, çünkü çok fazla bilinmeyen bir alan olduğu için biraz çeviri deneyimin ne olduğu üzerine konuşabiliriz diye düşündüm. Yani çünkü böylelikle hani sadece dilsel bir alanda tanımlanan bir çeviri algısının dışına taşıyabilirsek, o zaman barış gibi, toplumsal barışın inşası gibi, toplumsal bir süreç içinde çevirinin ve dilin ne gibi bir işlev yüklendiğini daha rahatlıkla tartışabiliriz. Farklı sorular açılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu
kapak gördüğünüz Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Kulübü'nün Boğaziçi Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık çeviri bilim öğrencilerinin çıkardığı bir dergi vardı bir süredir. Evide Çeviri Dergisi. Onun kapağıydı. Çok hoş bir görsel. Konumuzla da çok ilgili olduğu için buraya taşımak istedim. Tam Mart 2016'da Barış Bildirisi'nin bu suça ortak olmayacağız bildirisinin hemen ardından bir basın açıklaması olmuştu. Eğitim Sen Altınoğlu Şube'de İstanbul'da. O basın açıklamasının ardından biz 4 kişi olarak tutuklanmıştık. Diğer 3 arkadaşımla birlikte. O ay çıkardıkları derginin kapağında bunu işledi öğrenciler. Aslında çevirinin de araç sağlığı, barış süreçlerinin inşası açısından çeviri alanının araç sağlığı üzerine de dergi içinde tartışmalar yaptılar. Yani, takip edebilirsiniz onları. Dergilerini açık olarak paylaşıyorlar erişime açık. Böyle Barış Sözcüğü'nün değişik, çok değişik farklı dillerdeki karşılıklarından bir görsel oluşturmuş durumdalar. Yani çok güzel, çok manidar çünkü çeviri malzemesi dil, sözcükler, harfler, öyle birebir öncelikle oraya hep bizi götürür ya çeviri dediğimizde. Fakat aynı zamanda mesela görsel malzeme, görsel gösterge de çeviri bilimin bir inceleme alanı ve destesidir. Mesela biz barış sözcüğü her biri işte farklı dillerdeki karşılığını gördüğümüz gibi bir de bir güvercin silüeti görüyoruz. Güvercin de bir görsel gösterge olarak barış anlamına geliyor. O açıdan aslında birazdan konuşacağımız çeviri alanının malzemesinin ne olduğu üzerinden hoş, manidar bir yine görsel diye düşündüğüm için bunu arkada tutmak istedim. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani çeviri dediğimiz zaman genellikle alınmama şu şekilde. İki dil arasındaki işte sözcükler, bu sözcüklerin anlam alanlarının birbirine taşınması. Ama işte aslında yani binlerce yıl çeviri üzerine zaten yazılı kültür başladığı günden bile özellikle çeviri üzerine Cicero'dan bugüne zaten aslında düşünülüyor. Çevirinin ne olduğu, işte niteliği nedir, çeviri etkinliği ne demektir aslında bunun üzerine çok şey söylenmekle birlikte yüzlerce yıldır da bir bu alana ait, bu alanın bir doksası olarak, sabit fikri olarak çevirinin diller arası bir geçişlilik olduğu şeklinde çok genel bir tanımlama yapıyor. Ama uzunca bir zamandır, yani toplamda 40 yıldır diyelim, 80'lerden bugüne çevirinin malzemesinin sadece dilsel öğeler olmadığı, çevirinin sadece diller arasında bir geçişlilik olmadığı şeklinde araştırmalar ve tanımlamalar mevcut. Yani çok uzun zaman dil biliminin bir alt alanı olarak çeviri bilime yaklaşılmış. Yani dil bilim dediğimizde de işte sözcük düzeyinde ya da tümce düzeyinde ya da en fazla metin dil bilimi düzeyinde metnin dışına çok fazla çıkamayan araştırmalar bağlamında bulunuyor çeviri. Fakat bu son 40 yıldır öncesi bir kültürel döneme işlediğimiz bir dönem var, bir paradigma değişimi. O kültürel döneme işte birlikte işte çevirinin dil bilimden ayrılması, çeviri bilim olarak bir özel araştırma alanı tanımlanması süreci vardı. Yani üniversitelerde de kürsüler bu şekilde kuruldu. Mesela Türkiye'de ilk 83 yılında Boğaziçi'nde bu tercümanlık kuruldu. Daha öncesi filolojiler ya da işte dil bilim, dil öğretmenliği bölümlerinden genellikle lisans eğitimini almış insanlar özellikle çeviriye bir ilgileri varsa o yana yöneliyorlardı araştırmaya ama o başlıklar altında gerçekleştiriyorlardı. Dil bilim alanı ya da yazım bilim alanı, edebiyat, filoloji alanı altında. Daha sonra aslında çevirinin sadece diller arası bir geçişlik olmadığı son derece mesela kültür, işte etnik, etik, toplumsal, ideolojik
pek çok etmeni içinde barındıran bir süreç olduğu, yani temelde bir toplumsal süreç olduğu, çevirmenin de zaten belli bir toplumsal düzen içine doğmuş ve o toplumsalın normlarıyla yetişmiş ve dil edincini, kültür edincini gerçekleştirmiş bir birey olarak varlığı ve sürecin de, çeviri sürecinin de neyin çevrilip neyin çevrilmeyeceğinden başlayarak, yani bir karar alma süreci olduğu, bu karar alma sürecinin de çok çeşitli etmenler tarafından etkilendiği göz önüne alınarak, yani çıktının da çeviri ürününde bir toplumsal dizgi içindeki işte değiştiren ya da değişen bir varlık olarak niteliğinin tanınmasıyla beraber, tartışılmaya başlanmasıyla beraber çokça bu alan genişledi diyebiliriz. Yani bu 80'lerdeki paradigma değişimi, işte bir dil bilimi ya da filoloji alan değil, bir sosyal bilimler alanıdır çeviri ve hatta işte çeviri sosyolojisi çokça, özellikle 90'lar sonrası gelişmeye başlayan bir alan oldu. Yani çevirmen, çevirmenin habitüsü, işte kültürel sermayesi, sosyal sermayesi, sadece dil ekinci değil, bütün bunlarla birlikte değerlendirilmesi gereken bir varlık olarak çevirmenden bahsedilmeye başlandı. Bu tabii çeviride ideolojinin manipülasyonu meselesi çok göz ardı edilen bir meseledir. Ya da çeviriye dair tartışmalar açılırken bu bir daha çok eksi olarak konuşulur. Yani çevirmenin müdahale etmemesi gerektiği düşünülür. Olabildiğince sadece işte bilsel verilerin aktarımıyla bir çeviri gerçekleştiği gibi bir ön kabulle hareket edilir. Halbuki çeviri var olduğu dönemden itibaren bugüne kadar baktığımızda hiçbir zaman bu şekilde yani sadece dilsel olguların birbirine geçtiği şeklinde bir süreç olarak işlememiştir. Yani orada belki bugün işte machine translation, mesela işte ne bileyim computer aided translation tools var değil mi? Bilgisayar destekli çeviri programları ya da direkt olarak işte makine çevirisi dediğimiz bir olgu, işin içinde birey olarak çevirmen bulunduğu her dönemde bundan tamamen farklı olmuştur. Yani ideoloji ya da çevirmenin kendi yetiştiği diyelim sosyal çevre, seçimleri, ideolojik tutumu her zaman için çevirisinde aldığı kararlarda bir etken olmuştur. Şimdi bu tabii şöyle diyebiliriz. Benim de kendi çeviri bilim mesela işte doktoramda incelediğim konu doktora tezi sırasında buydu. Yani bir sosyal bilimler alanı olarak çeviri bilim tanımlamaya çalışmıştım. İşte o paradigma, bahsettiğimiz paradigma değişiminden bugüne o bir izleyi sürüp biraz daha işte self-reflexive, biraz dönüp kendine bakmak ve değerlendirmek çok çeşitli, çünkü işte araştırma nesnesinin tanımlanması ya da o nesneye yaklaşım yöntemleri, işte hangi yöntemler benimseniyor ve ne şekilde inceleniyor bu araştırma nesnesi ve ne gibi sonuçlara varılıyor diye baktığımda şey görmüştüm. Yani çok uzun bir dönem dil bilimin ya da filolojinin bir alt alanı olarak çeviri bilim dönemlerinde araştırmacılar biraz da tabii bu genel olarak bilimsel çalışmanın doğasına ne şekilde yaklaşıyor olduğumuzla da çok alakalı belki. Yani mesela araştırdığınız bir metin genellikle karşılaştırmalı çalışılan bir alan bu paradigma değişimi öncesinde. Metnin işte kaynak metinle erek metin diyoruz buna ya da belki hedef metin diyorlar özellikle onlar. İşte target text, source text, kaynak metin ve erek metin arasında bir karşılaştırmalı dilsel çalışma şeklinde yürüyen. Aslında belki biraz şöyle bir işte bakış açısı, çalıştığınız nesneye bakmak, onu fotoğraflamak, belki biraz röntgenini çekmek gibi tarif edebiliriz.
inceden inceye bütün işte kitlikleriyle ne bileyim işte sözcük ya da tümce düzeyindeki aktarımlar, işte sintaksi, bunlar konusunda yüzlerce araştırma, bu tür bir birikim var. Fakat olduğu gibi bırakmak. Yani hani sonunda peki hani ne oldu, tamam çok tabii ki çok çok değerli bir hani alanın sonuçta bilgi birikiminin biriktiği, yani malzemesinin biriktiği böyle kocaman arşiv şeklinde bir çalışma alışkanlığı var. Ama onun dışında yani bir sosyal bilim alanı olarak tanımlayabiliriz o yönde olmalı dediğimiz işte o yaklaşımda. Biraz daha işte bütün bilimsel çalışmalara bakış açımız gibi belki işte eleştiren, işte toplumda bir etki yaratıp işte bir değişime, dönüşüme hizmet edecek şekilde bir bilimsel çalışma anlayışı içinde yapılanabilir mi çeviri bilim dediğimizde de neden olmasın gibi bir cevapla karşılaşıyoruz yani geri dönüşlü olarak baktığımızda. Çünkü mesela şöyle düşünelim, Türkiye'de yani yaşadığımız coğrafya için düşünelim, işte Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan sonra mesela biz ulusal edebiyat oluşturma çabası içine bakalım. İşte o birinci neşriyat bombasından sonra işte tercüme hareketine bakalım. Yani tamamen aslında sadece ve sadece hani bir durum var, durum tanımlanmıyor. Yani yüksek sesle dile getirilmiyor. Yani ne kadar aslında ideolojik bir işte tercihler silsilesi içinde çeviri etkinliğinin gerçekleştiği konusu konuşulmuyor. Sadece sanki belli bir kanon vardı orada işte Batı edebiyatında, Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, İngiliz edebiyatı. Zaten bizi çevirin çevirin diye bağırıyorlardı. Biz de aldık çevirdik böyle topluca. Böyle bir şey yoktu. Asıl olarak çeviri dediğimiz olgu çevirinin gerçekleştiği toplumsal dizge tarafından, sistem tarafından çağrılır. Yani ne demek? Seçilir. Ne çevrilecek, ne çevrilecek. Batılılaşma ve aydınlanmaydı o dönemki değil mi? İşte iktidarda olan düşünce ve bu batılılaşma ve aydınlanma nasıl çerçevesinde son derece bilinçli seçimler yapıldı. Daha sonra işte çevirecek olan insanlar, çevirmenler de zaten hani bu ideolojik seçimin, tercihin manipülasyonu içinde, yönlendirmesi içinde çeviri kararlarını alarak o çeviri metinleri oluşturdular. Ama sadece çevirmenler değil tabii ki. Yayın evleri ve o yayın evlerinin politikaları, editoryal süreçleri, bütün bunlar da işin içerisinde olmak üzere. Ürünler ortaya çıktı ve o ürünlerin birer değiştiren olarak yine o toplumsal ve kültürel dizge içinde değiştiren ve değişen varlıklar olarak yaşamları devam etti. Yani okulların işte mesela yüz temel eser tartışması en son yapılmıştı hatırlarsınız. İşte o yüz temel eserin seçilmesi konusundaki işte mesela tercihler ya da işte iktidarın yönlendirmesi, iktidarda olan düşüncenin, hakim olan düşüncenin yönlendirmesi mesela son dönem tartışıldı. Ama hani önceki bir daha verili yapı olarak kabul ediliyor. Yani o tartışılan bir şey değildi. O zaten öyle olması gereken. Yani daha biraz daha belki seçimler olarak işte doğuya daha kapalı, batıya açık, aydınlanma felsefesinin etkisinde, işte pozitivist felsefesinin daha etkisinde seçimlerdi. Böyle yani baktığımızda çeviriyi yönlendiren süreçlerin sadece dilsel tercihler ya da dilsel oluşumlar olmadığını gördüğümüzde çok aslında önemli bir düşünme alanı diyoruz, üretim alanı diyoruz. Yani bu işte sosyolojiyle de çok fazla disiplinler arası ilişkiler içinde yürüyen bir süreç. Sosyolojinin son dönemde işte araştırma nesnesine yaklaşım yöntemleri ve bilimsel araştırma yöntemleri oldukça benimsenerek işte bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte çevirmenler üzerine sosyolojik çalışmalar oldukça arttı.
Ama bunun yanı sıra işte editörler, yayın evleri, yayın evi politikaları üzerinde çalışmalar arttı. Ya da işte devletin mesela çevik politikası. İşte bir yönlendirici aygıt olarak aslında çevirinin kullanılması meselesi. O işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı olarak okuttuğu kitaplar ve ders kitaplarına aldıkları metinler. Buradaki seçim kriterleri tartışılmaya başlandı. Yani çok çok önemli bir alanda çalışmalar yapılıyor. Yani çeviri süreci, bütün bir süreci yönlendiren tüm etmenler, çevirmenler, çevirmenlerin sosyal ve kültürel sermayeleri ve ideolojileri ve ürünlerin, yani çeviri ürünlerin, metinlerin o dizgi içindeki rolleri tartışılıyor. Bu bağlamda düşünecek olursak, yani hani çeviriyi böyle değerlendirirsek, sadece dilsel aktarımdan değil, toplumsal süreçlere aktif olarak katılan bir süreç olarak çeviri sürecini, işte aktif olarak katılan bir birey olarak çevirmeni, aktif olarak ne diyelim, iletişime geçen bir ürün olarak çeviri ürününe bakacak olursa, mesela barış süreci, barışın tesisi, toplumsal barışın tesisi, çözüm süreci, bu süreçlerde her biri zaten işte çok çeşitli kendi içinde gelişim eğilimleri izleyen süreçler. Zaten onların hani siyasal ya da sosyolojik analizini tabii şu an hani yapacak yetkinlikte ben değil, arkadaşlarımız var. Daha sosyolojik, daha işte siyasal olarak bu konuyu tarihsel bağlamında tartışan arkadaşlarımız. Bizler de onlardan yararlanıyoruz zaten. Çevirinin ya da işte dilsel olguların ne gibi bir işlev kazandığını örneklemek bakımından ben iki şey düşündüm. Bir Translate for Justice maksancı var. Gezi döneminde İstanbul'da çok fazla, sizler de buna şahit olmuşsunuzdur muhtemelen. Çünkü aynı zamanda do it yourself, citizenship, yani kendi işini kendin yap vatandaşlığı çerçevesinde de o dönem böyle çok baskın olan Twitter'ın gezi sırasındaki işlevselliğini hepimiz biliyoruz. Yani hani mesela tweetlerle iletişim sağlanıyordu. Çok hızlı bir şekilde harekete geçiliyordu. Çağrılar o şekilde yapılıyordu ve çok hızlı bir şekilde alıcısına ulaşıyordu. Çünkü zaten hani ana akım medya bu anlamdaki işlevselliğini kullanmıyordu. Durumda değildi. Kullanmıyordu biliyorsunuz. Yine aslında son derece hani o hani güç ilişkilerinin, asimetrik güç ilişkilerinin bir dışa vurumu olarak görebiliriz bunu. O dönem bu kendi işini kendin yap meselesinin, yani hani mesela çevirmenler bir doğal çevirmenlik ortamı oluşmuştu. Çok hızlı bir şekilde, çünkü bu toplumsal hareketlilikler son dönemde son dönemde karakterize, o bu toplumsal hareketlilikleri karakterize eden özelliklere baktığımızda çok hızlı bir şekilde yayılan, yani tüm diller ve kültürler arasında ve sınırlar arasında çok hızlı bir geçişlik sağlayan bir niteliği olduğunu görüyoruz. Mesela hani biz de kendimiz Arap Baharı'ndan, o işte o coğrafyada olan bitenden, işte Tahrir'de olanlardan, mesela işte Mısır'daki o kalkışmayla beraber Tahrir Meydanı'ndan çok hızlı bir şekilde sosyal medyadan ve çeviri öğretimiyle aslında haberdar olduk. Aynı şekilde mesela Translate for Justice bir girişim. Zaten işte tanımı da var yukarıda görüyorsunuz. Voluntary translators from all corners of the world. Bu sayfanın Türkçe çevirisi yok mu diye soracağım ama çok çelişki var. Var var. Yani languages altında zaten hani mesela hatta şöyle çok çeşit mesela görüyorsunuz işte İtalyanca, Fransızca, İspanyolca zaten her bir çevirinin üst başlığında alındığı source, kaynak var. Mesela
Bu İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bir metin. Diyelim Türkçeden İngilizce'ye çevrilmişse kaynak source kısmında Türkçe metni yer alıyor. Mesela ne diyelim oraya... Ne söyleyeyim mi? Ama şeyin kendi ana sayfanın Türkçesi yok. Çünkü muhtemelen şey vardır burada da yani... Buna çevirilmem bulamamıştım. Yok hayır. Bakın ne var ana sayfada? Ben hani ana sayfayı direkt... Sen varsın. Mesela iki tane dosya var gördüğünüz gibi. Çünkü iki ayrı toplumsal süreçte etkin olarak, aktif olarak Translate for Justice yani gönüllü çevirmenler, tamamen gönüllü bir düzlemde hareket eden çevirmenler işler yaptılar. Yani çok hızlı, çok o anın hani ne diyelim ortaya çıkardığı bir çeviri eylemleri içinde. Mesela tamamen aslında o gönüllü etkinliğin denebileyim bir editoryal çalışma tabii ki vardı. Yine gönüllü editörler, gönüllü çevirmenler. Fakat diyelim ki ben bunu çevirmek istiyorum. Çeviriyor işte editör hemen bir son okuması yapıp oraya koyuyor. Yani iki ayrı dönemde bu kendi kendine ortaya çıkmış olan yani kendiliğinden ortaya çıkan bir gönüllü çeviri hareketi. Aynen Gezi gibi kendiliğinden, oradaki kendiliğinden birden bahsediyorum. Ve sonra mesela Barış Çin akademisyenler döneminde de ayrıca bir dosya yapma ihtiyacı hissettiler. Yani demek istediğim şu, hiçbir mesela yönlendirici öncesinde işte mesela bir politika belirleyen ya da işte süreci yönlendiren bir ayrı kurul olmaksızın tamamen o kendi işini kendin yap meselesinden ortaya çıkan bir gönüllü iş bu. Translate for Justice. Ve bir çeviri platformu, bağımsız bir çeviri platformu. Mesela işte çok çeşitli dillerden dedik veya çok çeşitli dillere, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Almanca, İtalyanca, işte kim gönüllü olabiliyorsa, Yunanca, yani oralardan da gönüllü olan insanların katıldığı bir online platform. Mesela bu etkinlik hani çevirinin toplumsallığı üzerine ya da toplumsal süreçlere etkisi bakımından gerçekten incelemeye ve izlenmeye değer bir platform. O şekilde görüyorum. Başlangıçta adı Translate for Gezi'ydi. Yani o dediğim gibi hani Gezi gibi oradaki o toplumsal hareketliliğin kendi öz niteliğine benzer bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Gönüllü bir etkinlik ve o anın ortaya çıkarttığı, o anın tüm işte toplumsal bileşenlerin ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarttığı bir süreç, bir platform. Sonra tabii ki hani Gezi biliyorsunuz işte bir hani son diyelim hani şey anlamında söylüyorum bunu da tabii ki muhtemelen zaten hiçbir süreç sonlanmıyor ve devam ediyor. Mutlaka onun da hani etkileri ve belki bugün tekrar bir sosyal hareketlilik olarak şu anda öngöremediğimiz bir şekilde karşımıza çıkacak bir süreç hala işliyor. O bittiği için bildiğimiz anlamda, fiziki anlamda Translate for Gezi olarak kalması anlamlı değildi. Ama ortaya çıktığı nokta yani aslında ne kadar bu tür yapılara ihtiyaç olduğunu da gösteren bir nokta olduğu için devam ediyor çünkü yani olsa mesela başka toplumsal durumlar var ve onların işte çevrilmesiyle ilgili olarak gönüllü üstlenmek isteyen çevirmenler nasıl? O zaman Translate for Justice gibi daha genel bir adı almış oldu. Daha şemsiye işte daha kapsayıcı bir adı almış oldu. Ve devam etti. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum güzel bir hani şu an hemen belki bulamazsın tam olarak ama mesela 10 Ekim sonrasında Tabipler Odası'nın çok güzel bir basın açıklaması olmuştu. Yani hani süreci, 10 Ekim sürecini anlatan. Ya da işte mesela tam Gezi sırasında Kimya Mühendisleri Odası'nın biber gazının kimyasal öldürücü niteliğiyle ilgili olarak kimyasal bir analiz yaptığı ve bu işte bunu bir basın açıklamasıyla paylaşmışlardı Gezi sırasında. Bunun hızlıca çevrilmesi gibi işte basın açıklamaları çevrildi. Twitter'da sürekli işte hashtagler biliyorsunuz o zaman işte Twitter Türkçe'de zaten hashtag oluşturup hızlıca mesela işte
duyuru anlamında Twitter'a konuyordu. Hızlıca onların çevrilmesi gibi faaliyetler yürüttü. Mesela bu belki o toplumsal niteliği göstermek bakımından bir örnek olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii Barış İçin Kadın Girişimi. Yani orada da çok önemli bir şekilde hem mesela tabii ki bu tüm dünyada işte kadınların özellikle barış süreçlerindeki rolü, itici rolü ve yönlendirici rolü üzerinde çalışmalar mevcut. Zaten işte uluslararası pek çok bu konuda da sözleşme de var. Türkiye'de göya işte bunlara zaten bu süreçlere, o sözleşmelere imza attı ya da işte paylaş olarak bulundu. Bir tabii ki bir literatür oluşmuş durumda. Dili ve literatür, barış dili ve literatür diyebileceğimiz. İşte hem oradan Türkçe'ye ve Kürtçe'ye çeviri, hem de buradan, buradaki işte toplumsal süreci, barış süreci, çözüm süreci, işte bu süreç içindeki kadınların işte talepleri, önermeleri ve eylemlilikleri üzerine işte bunların çevrilmesi. Mesela Barış İçin Kadın Girişimi özellikle bu konuda daha sonrasında mesela Çatlak Zemin gibi platformlarda devam eden çeviri girişimleri oldu, çeviri etkinlikleri oldu. Bu alanda da bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünebiliriz, biz uluslararası bir dil ve literatür var diyoruz, yani barış literatürü, barış dili. Çeşitli kavramların işte anlam olanlarıyla birlikte tanımlandığı bir literatür alanı. Ama her birinin de farklı coğrafyalarda ya da kültürlerde değişen işte deneyimlere bağlı olarak, mesela biz de biliyorsunuz barış emniyeleri oluyor. Beyaz tülbent bizim için son derece önemli bir işte görsel gösterge. Biz bunu hani herhangi bir açıklama gereği duymaksızın onun anlam alanına ulaşabiliyoruz. Ama sadece belki peace mother's olarak çevirdiğimizde İngilizceye bunu hani karşılamıyor. Hani beyaz tülbentliler olarak çevirdiğimizde ya da işte karşılamıyor. Yani bu arada işte bu çeviri faaliyetinin işte kültürel ya da ideolojik ya da işte toplumsal o süreç içinde neyse onu yönlendiren etmenler, bunlarla ilgili işte süreçlerin değerlendirilmesi ve aktarılması her iki yönden de, çünkü çeviriye dair düşündüğümüz her şey iki yönlü. Yani kaynak ve erek dediğimiz şey değişebilir bir şey. Yani ben İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorsam oradaki kaynak İngilizce, Türkçe erek olmuş oluyor. Ama Türkçe de İngilizce'ye aynı şekilde işte bu sefer Türkçe kaynak diğer yerek olmuş oluyor. Ve biraz önce söylediğim bir şey vardı. Çeviri yerek çağırır demiştim. Çeviri erek dizgede gerçekleşir. Yani hangi dile yapılıyorsa orada gerçekleşir. Bu bağlamda kaynak çok belirleyici bir şey değildir. Yani oradaki dizginin anlayabileceği, iletişim sürecinin gerçekleşebileceği, ama niye öyle çıkarmak istiyorsanız o bağlamda çok çeşitli çeviri stratejileri izleyebilirsiniz. Yani işte yerelleştirme, yabancılaştırma, açımlama, eksiltme, pek çok stratejiyle beraber aktarabilirsiniz. Yani biz Türkiye'deki barış sürecini eğer işte İngilizce konuşulan bir dünyaya aktarmak istiyorsak ve biz burada diyelim ki kadınların rolünü ön plana çıkarmak için çeviri yapıyorsak, işte barış annelerinin ya da işte gerilla annelerinin toplumsal işlevini anlatmak istiyorsak, işte o zaman belki çok çeşitli çeviri stratejileri benimseyerek oraya anlatacağız. Nasıl bir geri dönüşüm, nasıl bir toplumsal etki almak istediğimiz burada belirleyici olacaktır. Yani ben çok genel olarak böyle bir giriş yapayım. Biraz daha belki soru cevapla gidebiliriz. Böylelikle hani tek başına burada böyle durdur 2 saat konuşmayayım diye düşündüm. Sizin aklınıza yani benim de umarım hani cevaplandırmaya yetecek kadar
bilginin olabileceği şekilde sorular gelirse ben onlara yanıt vermeye çalışırım. Tartışabiliriz beraber. Sizler örneklendirebilirsiniz ya da aklınıza takılan şeylerde, açıklamak istediğiniz yerlerde söyleyebilirsiniz ve devam edebiliriz diye düşünüyorum. Günümüzde barış kelimesinin yasak olduğu gerçekten emanetlendiği bir ortamda barışın çevresini nasıl yapacağız? Barışın çevresini ne yapmak gerekiyor? Barışın çevresinde suç olacak mı olmayacak mı? Evet, şey aslında yani bu çevirmenlere dair çok yine hani o toplumsal alınmamadan bahsettim ya, şöyle bir şey var. Evet, tercüman... Soruyu anlamadık. Cevabı bilebiliyoruz ama soruyu anlamadık. Soruyu bir daha sorayım ben. Evet. Biraz daha sesli. Tamam, yani. Söyleyeyim. Günümüzde yani, barış kelimesi. Neye cevap olduğunu anlayabilirsiniz. Yakına gelin hocam. Orada evet, ayakta hocam. Durarak oradan şey yapmak kolay. Gelin buraya. Buradan gayet güzel duyuluyor. Günümüzde barış kelimesinin yerinin yasaklandığı, barış ismini ağzımıza aldığımızda insanların başına neler geldiği bir ortamda barışın çevresi nasıl olacak? Barışın çevresi suç olacak mı olmayacak mı? Bu bir barış savaşken ikinci soru da sorayım. Şimdi barış için imzacılar arkadaşlar Türkiye siz aslında ben sizin de gitmek istiyorum da siz Türkiye'ye gelirken yanılırsam başka bir yerde bir Türkiye'ye geldiniz. Hakkında dava vardı. Türkiye'ye yani başınıza geleceklerini bilebilir. Niye geldiniz? Orada kanserimiz daha derin olmaz dediniz. Ve gelirken mahkemelere söylediniz. İkmal Beşikçi'nin bir şeyi vardı. İddianemeniz savunmamı demişti. Çok güzeldi ama orada kanserimiz daha iyi olmaz dedi. Bu kadar sıkıntı çekmem. Niye geldiniz denir mi hocam misafir? Allah Allah. Evet, şey diyorum ya hocam. Söyle şey dinleseydiniz yakın aramızda. Yani yurt dışından diyorum. Niye geldin? Dur. Buraya kültürelliği merak ettiğinden. O bana çok sorumlu. Buraya değil buraya. O konuda ezber. Yurt dışından. Dışından. İşte Türkiye gelemesiydi kültürelliğine geldi. Doğru. 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 İlkini söyleyeyim. Evet. Tercümanı zeval olmaz denir ya, yani bu da çok eski. Elçi değil miydi? Tercümanı her zaman ya da elçiye zeval olmaz. Tercümana zeval olmaz. Tercümanı her zaman zeval olmuştur. Yani tarihe dönüp geri baktığınızda yine aslında bu tarihsel toplumsal yaklaşımı çevirdiği inceleyen bakış açısıyla geri dönüp baktığınızda Osmanlı döneminde de yani kellesi uçak tercümanların elçiye yani. Çünkü biraz önce konuştuğumuz şey, yani çeviri toplumsal bir etkinliktir dedik ve çevirmen de bir birey olarak o toplumun varlığıdır ve onun da kendi seçimleri, işte kendi çevirisini yönlendirir. Mesela barış sözünün çoğaltmak, şu an için baktığımızda barış talep edenler, işte terörist biliyorsunuz, işte suç, biz diyoruz ki barış istemek suç değildir. Değildir. Evrensel tarihsel anlamalarına bakacak olursunuz. Ama bugünkü konjonktürde Türkiye'de suç. Bu alanda çevirmenler için de geçerli tabii ki. Yani mesela çok fazla örneği var. 301'den yargılanan çevirmenler, yani bu işte Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi, Türklüğü aşağılamak meselesiyle ilgili yargılanan pek çok çevirmen var. Mesela işte Aram yayınlarından arkadaşlar vardı, çevirmen arkadaşlar. 301'den yargılanıyorlar. İşte mesela benim aklıma şu an hemen gelen... Necmi Altay tabi çevirisiyle ilgili olarak değildi Necmi Altay'ı. Ama 301'den yargılanan pek çok çevirmen var. Şu anda hala duruşmaları, davaları süren ya da işte bitmiş olan hani ceza alma durumu olmadı ama o birazcık işte yine hani çevirici mesela şuradan kaynaklandı hani mesela fikir sanat eserleri kanunundaki işte bu aslında bizim de ifade özgürlüğü meselesini gündeme getiriyor olmamız gibi sonuç açısından hani basın yasasının ikinci maddesine göre İşte çevirmenler, telif sahipleri olarak burada hani sorumluluk tartışması var gibi ama evet,
Yani barış sözünü çoğaltan herkes, çevirmenler de dahil olmak üzere, bugün işte belli bir işte suçlanma işte ve aklanma neyse süreçlerine işte yargılanma ve buna karşı kendini savunma süreçlerinin içinde yer alıyorlar. Diğer ikinci soruya ilişkin, evet bir kere daha ben Eylül'de gelmiştim. Hatırlayayım, o zaman da konuşmuştuk. Belki dediğiniz doğru. Yani hani akademik çalışmaya devam edebilmek bağlamında düşünürsek evet devam edebilirdim. Ama işte akademik çalışmaya da böyle hani steril bütün o süreçlerden işte bağımsız kendi odamıza kapanıp işte kapıları kapatıp bilgisayarımızın başında oturup sadece kitaplar metinlerle uğraşıp öyle bir çalışma yapabilecek durumda yaklaşmıyorum uzun zamandır. Yani yapamazdım. Verimli olamazdım yani. Sen o kısım mücadelesine oradan. Yani evet tabii aslında direkt olarak demokrasi mücadelesi zaten her birimiz için belki hani kişisel olan politiktir tanımından yaklaşık oraya gidilebilir, tartışılabilir. Ama bunun yanı sıra artık sizin bilimsel çalışmaya sadece işte araştırma nesnesini tanımlayıp işte yönteminizi belirlemek yani burada ne için bilimsel çalışma yapıyoruz? Yani benim düşüncem hani duygum daha çok düşünce değil de duygum olarak yani biraz önce esprisini de yaptık bu baş, gövde, kollar, bacaklar. Biraz hani kafa sürekli buradayken gövdenizin, kollarınızın, bacaklarınızın başka bir mekanda olması bu şekilde bir bölünme durumu çok şizofrenik yani insanı çok verimli kılıyor. Yani insanı derken hani ben kendimden de bir bahsedeyim. Çok verimli çalışan arkadaşlarımız da var yani ellerine sağlık. Ayrıca buradaki süreçlere de çok etkin olarak aslında oradan da yönlendirme de bulunabiliyorlar ama ben öyle hissetmedim. Yani dönmek gerektiğini düşündüm. O dönem yani ilk çünkü zaten hani üç arkadaşımız hani aynı cürümü işlediğimiz yani bir basın açıklamasıydı o da arkadaşımız cezaevindeyken ben orada duramazdım ama sonrasında hani o iki yılın sonunda neden derseniz yine benzer bir şekilde belki şu an için hani o fiziksel koşullar kalmamış olsa diye düşünsel olarak sizi daha motive edecek kaynakların burada olduğunu düşündüm. O yüzden. Yani ikinci dönüşte o yüzden. Hoş geldiniz. Daha çok herhalde Türkçe ve Türk ulus inşası üzerinde durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Buna dair edebiyatta, sosyolojide, tarihte ciddi çeviri esnasında sansürlenen bilgiler olduğunu biliyoruz. Kısmen işte Kürtlerin yaptığı çalışmada Kürt ya da Kürdistan sözcüğü başta olmak üzere emin ediliyor. Buna dair yani bu Aleviler söz konusunda da olabilir. Ermeni ve Ermenistan söz konusu da olabilir. Buna dair böyle çarpıcı örnekler var mı acaba bilebildiğimiz? Evet, var tabii yani hani tabii kesinlikle var yani çok belirleyici aslında niteleyici tarihsel süreçlerden bahsediyorsunuz. Yani biraz önce söylediğimiz o işte zaten tercüme hareketi, batılılaşma ve aydınlanma dedik. İşte orada biraz daha işte dil bağlamında düşündüğümüz zaman da Türkiye'deki dil devrimi olarak adlandırılan işte sürecin çıktılarına baktığımızda da görebiliyoruz hani o öz Türkçe kullanımı, Türkçeleştirme süreçleri ve tercüme hareketinin işte çok böyle birbirine iç içe geçen süreçler ve bir tabii ki işte sansür süreci buna bağlantılı olarak. Yani ideolojiden bahsettiğimizde ve ideolojinin manipülasyonundan bahsettiğimizde zaten sansür devreye giriyor. Sansür de hem işte diyelim ki devlet aygıtları aracılığıyla olabilir hem de otosansür aracılığıyla olabilir. Yani zaten çevirmenler eğer ya da işte yayın evleri ya da editörler bu süreçlerin sonunda sizin sorunuzla da bağlantılı olarak işte yargı süreçlerine taşınıyorsa çeviri kararları
bir otosansüre ya da sansür mekanizmalarının işte diğer araçlarının işletilmesine yönelebiliyorlar. Bu da tüm bu açıdan düşündüğümüzde işte mesela Ermeni soykırımıyla ilgili olarak ya da işte Kürdistan soykırımıyla ilgili olarak çokça o işte yargılanan çevirmenlerin ağırlığı zaten bu şekilde. Aram yayınları örneğini biraz önce. Belge yayınları Evet, belge yayınları da var. Yani aslında onların da zaten bir dökümü var işte. Mesela bu konuda yargılanan çevirmenler, yayın evleri, editörler, onların da dökümleri mevcut. Mesela benim çok son dönemden hatırladığım önemli bir tanesi Robert Fisk'in bir yazısının çevirisiyle ilgili olarak işte ÇEVBİR'in, Çevirmenler Meslek Birliği'nin bir dönem ifade özgürlüğü sekmesi altında bunlar toplanıyordu, arşivleniyordu. Robert Fisk'in bu yazısının çevirisinde de aynı şey olmuştu. Orada bir çevirmen yine hani şimdi hani zikretmek istemiyorum ama bu süreçlerle ilgili olarak hani yargılanma tehdidinin varlığından söz ederek Robert Fisk'e daha doğrusu yayın eviyle de beraber editörlerle beraber bir mektup yollamışlardı. Yani biz bunu çeviririz, hakikati yüksek sesle söylenmesi gerekir yazısını. Ama eğer herhangi bir yargılanma süreci söz konusu olursa yazının yazarı olarak siz buraya gelir misiniz? Yani bu süreçleri siz karşılar mısınız? Gibi bir yazışma olmuştu ve Robert Fisk de bunu açık etmişti. Tekrar bir açık mektup yazarak bana böyle bir mektup yazıldı. Eğer zaten böyle bir süreci, tabii ki ben kimsenin düşüncesinden ya da işte yazdığı ya da çevirdiği, işte yayınladığı bir metinle ilgili olarak yargılanmasından yana olamam hiçbir zaman. Ama eğer bunu da hani göze alamıyorsanız çevirmeyin demişti. Tabii biraz belki daha korunaklı bir alandan konuşuyor. Onlar tabii bu tür süreçleri bizdeki kadar biz de diyecek şekilde yaşamadıkları için belki uzak geliyor onlara ama söylediği şey düşündüğümüzde tabii evet eğer sonuçlarını kaldıramayacaksak yani bütün eylemliklerimizde olduğu gibi sorumluluğunu almayacaksak o zaman bir eylemi gerçekleştirmemizin hani gerekçelerini tartışmamız gerekir. Neden hani gerçekleştiriyoruz böyle bir sorumluluktan kaçacaksak oraya kadar götürebiliriz. Yani onun da yaklaştığı nokta burası. Doğru bir yer. Yani insanın kendi eylemliklerinin sorumluluğunu alması gerekir. Bakış açısıyla yaklaştığımızda doğru bir yerde. Yani ama tabii Türkiye'deki süreçleri de biliyoruz evet. Yani hani belki biraz önce sizin sorunuzla da yine işte İsmail Beşikçi'yi de biliyoruz. Hani tabii ki hani. Ya da ne bileyim ben belki Taner Akçam'ın o açıdan evet, düşünebiliriz. Hani o da sizin dediğiniz diğer şekliyle yurt dışında olup üretimine devam edebiliyor. Ama her ikisine de bir şekilde bedel ödetiliyor. Değil mi? İşte yurt içinde olduğunuzda da yani hapishanede o bedeli ödüyorsunuz. Yurt dışında da sürgünde bedel ödüyorsunuz. Yani işte sevdiklerinizden ya da özlediğiniz içinde olmak istediğiniz mekandan ayrı kalıyorsunuz. Yani evet. Yani bu inşasında çeviri çok çok önemli bir araç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kullanılmıştır. Ama bu bütün tabii. Yani demek istediğim şu, yani çeviri zaten bu böyle bir nosyon. Böyle bir, evet. Yani özellikle bu amaçlı olduğundan değil ama çok bu anlamda kullanışlı. Yani hani sadece dilsel bir aktarımın içinde. Çeviri gerçekten hani mesela kültürel süreçlerin ya da toplumsal süreçlerin inşasında önemli bir ayrıntı. İki örneğiniz var yani konuşmanın sırasında bir beyaz tülbent onun çevrilmezliğine vurgunuz bence çarpıcı. Diğeri de şey ilk defa birimizin ağzından gerilla anneleri diyorsunuz. Siz bu bir hassasiyet. Doğru çeviri yani. Anlatabiliyor muyum? Onlar cumartesi anneleri ya da beyaz tülbentler değil sadece gerilla anneleri. Bunu siz söylüyorsunuz. Ben bile günlük dilimde kullanmıyorum bunu. Anlatabiliyor muyum? Bu tam da öyle bir yerde yürüdüğünüzün, zihninizin orada olduğunu gösteriyor.
doğru çeviriyor yani bu. Tabii şey mesela benim aklıma en popüler çeviride gelen Küçük Prens. Orada Mustafa Kemal'in işte Cemal Süreyya çevirisinde şey diktatör diye çevirir. İşte ama Can Yayınları'nda daha sonrasındaki çevirilerde bu şey yapılır, kırpılır falan, lider gibi şeklinde verilir. İsmail Besik için böyle, yani Kürtlere ve Kürdistan'a dair çok fazla örnek var tabii. Teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda. Ben teşekkür ederim. Bu konuda çok tartışıldı. Evet, hani popüler çeviriler bağlamında Küçük Prens. Zaten hele hele şimdi telifi de biliyorsunuz ortadan kalktı. Yazarının hayatını kaybetmesinden belli bir süre sonra, 80 yıl sanıyorum, geçtikten sonra bu artık telif meselesi ortadan kalktığı için şu an mesela son derece böyle bir patlama var Küçük Prens'te işte. Bir sürü yayın hep tekrar çevirmeye başladı. İşte tabii orada görüyorsunuz yani bu yönlendirme biraz önce söylediğim hani ne çevrilecek ne çevrilmeyecek ya da işte çevrilme kararı aldı ama hangi okura çevriliyor, hangi alıcı bunu alıp okuyacak? Yani sonuçta alıcının talebi de çok belirleyici. Yani siz hangi okura çeviriyorsunuz? Mesela Timaş çevirdiğinde daha farklı. Diyelim ki işte belge çevirdiğinde daha farklı. Yani hani şimdi tek tek isimle de değil ama o çocuk klasiklerinin çevirisiyle ilgili olarak sizin dediğiniz hani ideolojinin manipülasyonu. Ha. Mesela diktatör demek ya da sıcak adam demek ya da lider demek bu. Mesela burada ideolojinin bir yönlendiriciliğini görüyoruz. Ve işte tabii sansür mekanizmaları ile birlikte işlemesini. Ama bunun yanı sıra mesela ideolojinin şu tür yansımalar da olabilir. Mesela işte geçen sefer de örneği vermiştik. Çok verilen bir örnek olduğu için işte Haydi'de işte hayırlı sabahlar Hans dedi. Evet. Yani mesela işte din olgusunun bu sefer yönlendiriciliğini görebilirsiniz. Ama sonuç olarak onu o şekilde bir çeviriyi talep eden bir kitle var. Ya alıcı kitlesi. Ya okur kitlesi. Yani ideolojinin manipülasyonu devreye girmemesi mümkün değil. Benim söylemek istediğim şey yani bu kendi içrekliğinde çeviri olgusunu taşıdığı, barındırdığı bir olgu. Ama tabii ki hani mesela doğru ve yanlış gibi hani niteleme durumları ya da iyi çeviri ya da güzel ya da çirkin bu tür niteleme sıfatları meselesiyle yaklaşacak olursak yani doğru, neye göre doğruyu da sormamız gerekiyor. Yani hani ben eğer çeviriyi mesela diyelim ki bu bir gazete haberi, gazete haber metni olarak çevirirken belki farklı bir karar alırım ve onu işte tekrar işte nerede, hangi işte gazetede, ana akım mı, alternatif mi, ne bileyim çok çeşitli belirleyenler olur ama belki biraz daha işte uluslararası dayanışma ağları içinde daha işte eyleme geçen ve geçirten bazı mekanizmalar için çeviri yaparken o zaman belki işte mesela gerilla anlayabilir. Ama belki diğerinde hani o beyaz tülbent meselesini ön plana çıkarmam gerekir. Yani beyaz tülbentin bir gösterge olduğunu birilerine anlatmam gerekir. O zaman işte ya da diyelim ki işte bazı hani sözcükler ya da sözcük öbekleri belli anlam alanlarına götürülecek şekilde kabul görür ya mesela diyoruz ki biz artık hani cumartesi annelerinin Türkiye'de bir hani o tarihselliği içinde kendi dizisi içinde bir anlam alanı oluşmuştur. Bunu Arjantin'deki Plaza del Mayo anneleriyle mesela karşılaştıran bir yazıda işte farklı özelliklerini ön plana çıkararak çevirebilirim. Bunu gerektirebilir. Yani her zaman hani tek bir doğru yok. Onu söylemek istiyorum. Yani hani doğru çeviri neye göre doğru? Yani bütün o ne çevrilecek, nasıl çevrilecek, kime çevrilecek, ne zaman çevrilecek? Bütün bu sorular o çeviri süreçlerini ya da kararlarını değiştiren süreçlerine neden olur.
şey için mesela bir katliamdan bahsederken, işte bir savaştan bahsederken vesaire, şimdi onu işte karşı tarafa iyi hissettirebilmek için bazı işte şiddet öğeleri, şiddet içeren kelimeler belki vesaire kullanmak gerekecek bu kelimeler için. Şimdi mesela bunu bir yandan da bunu kullanmak işte sakıncalı mıdır acaba? Mesela bir haber metnini mesela çevirirken oradaki olanca işte bu katliamı tüm böyle işte açıklığıyla anlatmaya çalışırken işte bazı kelimeler belki bazı bastıra bastıra bazı şeyleri kullanmak, çevirmek, çevirirken onu tercih etmek gerekecektir işte. Ama bir yandan da onu tercih ettiğimizde okurken acaba işte o barış yani için sakıncalı bir durum yaratabilir mi? Ya da tüm hani mesela medyada şey vardır işte son zamanda çok geldi ana akım medyada bile işte cinsiyetçi kelimelerden kaçınmak vesaire falan filan. İşte bir haber yaparken, bir çeviri yaparken de buna dikkat etmek gerekir mi? Ama buna dikkat ederken işte o zaman o verdiğimiz haberi nasıl vereceğiz işte bir katliamla ilgili, bir savaşla ilgili haberi yani işte çevirmenin böyle bir şeyi, ikilemi vesaire olacak mı? Nasıl aşmak gerekiyor bunu acaba? Aslında yine biraz önceki soruların çok yönlendirdiği şeyler yani seçimler bunlar. Yani çeviri kararları. Çeviri bir kararlar alma sürecidir diye bir tanımlama var. Yani bu karar alma süreçleri çok fazla değişkene göre değişir. Yani biraz önce sorduğumuz o sorular, kime çeviriyorsunuz? İşte ne şekilde bir talebe çeviriyorsunuz aslında, bir okur kitlesine çeviriyorsunuz. Yani mesela çeviri stratejilerinden bahsettik ya biraz önce. Orada bazen mesela çocuklara ve gençlere çeviriyorsunuz ve bir eufemizm yapmak gerekiyor. Biraz daha yumuşatmak bazı şeyleri. Yani onların duygu dünyasına ya da düşünce dünyasına kendileri için tanımlı olmayan bazı rahatsız edici diyelim ki kavramları sokmamak gerekiyor. O zaman belli bir iyileştirme, yumuşatma stratejisine gidebiliyorsunuz. Ama bazen de diyelim ki direkt bir işte harekete yönlendirecek, eyleme çağrı, işte daha işte bir propaganda dili, daha provokatif olmanız gereken bir durum olabilir, bir işlevsellik. O zaman da ona göre belki sözcüklerin dilini biliyorsunuz, daha sivriltiyorsunuz. Yani bu değişir. Her zaman hani tek bir yine hani doğru diyeceğim ona, yani tek bir çizgi yok. Yani bir yol, yöntem yok. Yani normatif bir şey değil çizgi. Yani belli normlara bağlı, işte o normlara uygun ilerleyen, daha işte ne bileyim bir prospektif süreç değil. Yani bunun bir reçetesi var. O reçeteye uygun bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz bir şey değil. Pek çok yönlendiricinin gündeminde olan bir süreç ve karar verme süreci, stratejiler belirleme süreci. Ama bunun yanı sıra çok net bir şekilde şeyi de görebildiğiniz zamanlar da oluyor. Mesela geriye dönüp baktığınızda, mesela bizim bu barış akademisyenleri sürecinde, yargılamalar sürecinde karşımıza çıkan ikinci iddianame, daha işte kitlesel bir şekilde barış akademisyenlerinin yargılandığı zamanları gördüğümüz iddianameye şöyle bir şey eklemişler. Daha doğrusu işte diyor ki, mesela İngilizce metinde işte Kürdistan denli. Halbuki şöyle bir şey var, yani bunu iddianameye koyuyor, o metin, imza metni zaten 8 dilde çıkmıştı. Yani işte ilk hani imza metni Türkçe, Kürtçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, şimdi tam hepsini sayamayacağım ama İngilizcesi de var ve Kurdish provinces olarak kullanılıyor İngilizcesinde. Yani çok çeşitli. İşte zaten o çeviri süreçlerinde karar verilmiş, alınmış. İşte Kürt illeri İngilizce Türkçesinde geçiyor. İngilizcesinde de Kurdish provinces. Kurdish provinces'i geri birisi çeviriyor ama kimin çevirdiği belli değil ve hangi araştırıcı ve hangi seçimler bağlamında bunu yaptı belli değil. Kürdistan olarak diyor. Yani hani demek istediğim, zaten Türkçesi var. Türkçesinde Kürt illeri olarak geçiyor. Geri niye İngilizcesinden Türkçesine ve Kurdish provinces'i aslında mesela Kürdistan olarak geçmediği halde Kürdistan olarak çeviriyorsunuz. Ve bunu iddianameye koyuyorsunuz. Bu çevirmen kimdir? Mesela buradaki aslında mesela savunmalarda gördüğümüz
Avukatlar da hukuki savunmalarında işte gündeme getiriyorlar bunu. Yani bir kere iddianamede siz işte illiyet bağı denen bir şey varmış hukuken, biz de bunları da çokça öğrenmiş olduk. Yani o illiyet bağını sağlayacak olan, yani suçla ilişkini senin bağlayacak olan şeylerin gerekçelerini oraya iddianameye koyman gerekiyor. Yani olumlu ya da olumsuz delilleri. O zaman buyur delil ve hani diyelim ki çeviriyi gerçekleştiren kimse, işte şurada yayınlanan çeviri diyebilirsin. Yani çevirmeni şu diyebilirsiniz iddianamede ama bu belirsiz. Mesela bu çok çok kullanılıyor. Geriye dönüp baktığında oradaki şeyi görebiliyorsun. Yani hani buradan bir suç unsuru yaratmaya çalışıyor ve var olmayan bir durumu ortaya çıkarıyor. Yani hani bu noktada hani bu da yanlış diyebiliriz çünkü şu anlamda yanlış. Yani zaten Türkçesi vardı, İngilizceye çevirisi vardı, siz İngilizceden tekrar geri bir çeviri yapıyorsunuz ve bunu hani hangi stratejilerle yaptığınız ya da kimin yaptığı da belli bir gerekçelendirmesini oluşturmuyorsunuz. Bu bağlamda evet yani belki yanlış diyebiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz, hani art niyetli. Yani belli bir sonuçta yine amaca hizmet eden, yani o amacın da gerekçesini yine görebildiğiniz bir çeviri süreci olmuş olur. Şimdi hani çevirinin bilimini yaptın, eğitimini gördün, dersini verdin, yıllardır çeviri yapıyorsun hem akademik olarak hem profesyonel olarak ve sonra da 2 sene yurt dışında yaşadın. Kendi kendine tercüman olabildin mi? Güzel soru. Ben onu işte hala döndüm, 1 yıl oldu. Henüz kaynak metni anlamaya çalışıyorum. Metni analiz ediyorum şu an. Çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapıyorum. O kadar derinden sormamıştım. Aklımdaydı ama o kadar zor sormak istemedim. Şimdi ben böyle saatlerce konuşurmuşum bunun üzerine. Yok, olayı terapiye döndürmeyelim. Hepimiz anlatmak isteriz. Benim kastettiğim hani sadece orada bu hikayeyi defalarca anlatmak zorunda kaldın. Yüzlerce insana bir gerçekliği yaşadığını yabancı bir dilde ifade etmeye çalışıyordun. Evet. Yani o düzeyde kalalım, sonra akşam tamam, hani daha alkolü bir düzeyde belki. Tamam. Eyvah. Tamam. Yani bir kere zaten çeviri dediğimiz mesele sadece diller arasında da değil, dil içinde. Yani biz birbirimizle konuşurken acaba birbirimizi ne kadar birbirimize çevirebiliyoruz? Yani buna da bakmak lazım. Yine çok felsefi bir noktaya taşıdım ama şu açıdan yani galiba bu hani farklı hakikatlerin birbiriyle söyleşmesi meselesi çeviride çok benim de ilgimi çeken bir nokta. Yani kendi deneyimlediğimiz, hani o deneyimler dünyası bizde oluşturmuş olduğu işte diyelim ki duygu durumları, bu işte belki bir tahribat. O tahribatı başka bir dilde ve o gerçekliği, o hakikati hiç deneyimlememiş birine aktarmak, yani o söyleşme imkanı gerçekten biraz zor. Yani hani çevrilemezlik tartışması çok yapılır ya, ben çok da sevdiğim bir tartışma değildir aslında. Çünkü her şeyin çevrilebileceğini ben hep işte 14 yıl boyunca öğrencilere de söyledim. Yani her şey çevrilebilir dedim. Zaten çeviriyle hani var oluyoruz, yaşıyoruz ve iletişiyoruz ve hani birlikte bir yaşam sürdürebiliyoruz. Bir işte toplumsal hayatı beraber kurtarıyoruz. Tabii hani işleri, çıkışları, arızaları, çıkışları ile birlikte. Yani evet, onu da söyleyeyim. O bir köşede dursun. Ama iletişiyoruz ve birlikte bir toplumsal hayatı sürdürüyoruz. Çeviri mümkün. Yani işte şiir çevirisi de mümkün. Edebiyat çevirisinin her alanı mümkün. Hep böyle dedim. Yani çevrilemez bir şey yok. Ama bu işte hakikatlerin, farklı hakikatlerin birbiriyle söyleşmesi meselesi yine biraz önceki şey. Mesela Barışçı Kadın Girişiminden bir arkadaşla konuştuğumuzda onlar bir rapor hazırlamıştı. İşte Barışçı Kadınlar çözüm süreci raporu ve bunu ayrıca İngilizce'ye de çevirdiler. Yani orada zaten hani biraz önce sözünü ettiğim işte uluslararası dil ve literatür, barış literatürü oluşmuş durumda. Hani hem oradan bir alışveriş, buraya kazanılan işte diyelim sözcükler ve sözcük öğretileri var, hem buradan oraya aktardığımız, daha buranın kültürel ya da coğrafi işte
niteliklerini barındıran. Ama bunun yanı sıra bir hakikat var. Yani farklı hakikatlerin birbiriyle söyleşmesi dediğimiz şey de işte orada devreye giriyor. Tübent'te de öyle. Ya da işte mesela işte gerilla annesi olmak, cumartesi annesi olmak. Yani bunun tarihsel hakikatinin, o deneyim dünyasının, o duygu durumunun, işte kayıpların ya da kazanımların aktarılması belli bir noktada mümkün olmayabilir. Yani şöyle, tabii ki mümkün bir şekilde anlatıyorsunuz, açıklıyorsunuz, not alıyorsunuz, işte farklı stratejiler izliyorsunuz. Ama bilmiyorum yani senin sorununla bağlantılı olan kısım da şu, ben kendimi orada anlatırken mesela o hakikati, işte diyelim ki ya da o deneyimlediğin süreci, aa işte evet tabii ki ya ne kadar kötü işte evet akademinin dışında kaldınız işte sizi o sınırların dışına attılar. Biz de tabii ki size biz ifade özgürlüğüne, akademik özgürlüklere saygı duyan işte bir toplum olarak işte kucak açıyoruz. Gelin burada akademik çalışmalarınızı yapın diyorlar. Ama anlaşabildiğimizi düşünmüyorum. Yani aynı şekilde mesela ben o zaman böyle bir denklik ilişkisi, kendi hakikatimi orayla söyleştirmek istediğimde mesela onlardan şöyle bir şey bekliyorum belki. Yani işte mesela silah satışıyla ilgili kendi hükümet politikalarına dair neden oradaki akademi içinden bizim söylediğimiz şekilde bir söz söylenmiyor. Yani belki orası daha buluştuğumuz bir alan olacak. Yani birbirimize kendi hakikatlerimizi çevirebildiğimiz ya da aktarabildiğimiz bir alan olacak. Yani bunun çok gerçekleşebildiğini düşünmüyorum. Belki biraz daha uzun süre kalınsaydı, belki kalan arkadaşlarımız bunu şimdi başarmaya dönük bir şeyler yapabiliyorlardır. Bilemiyorum yani hani mutlaka bize geri dönüşleri olacaktır. Ama ben çok da evet mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani hesap numarası var mı? Ben gönderiyorum. Ne yapabiliriz sorusuna? Ne yapabiliriz sorusuna? Şey, hesap numarası var mı? Ya evet, evet, evet. Yani hani biraz kesinlikle. Dünya olmanı falan var. Evet, kesinlikle çok yaşanan da bir nokta. Hükümet ne yapabilir sizin için falan demişti şey. Yeri. Yani öyle bir şey hükümetin ne yapabilir? Ya çok ülkede gidiyoruz acaba. Hani onun niyetini tartışmıyor. Niyetini tartışmıyor ama sanki böyle bir ortak bir hissiyat dünyası. Yani öyle. Ama o şey tabii o daha yakın süreçte biraz daha önemli ama genelde o topluma iletişimde şey oluyor. Çok kısa yoldan bir yardım şey mağduriyet hikayesi çok istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Tabii yani evet bir mağduriyet anlatısının yani sürekli tekrarını oluşturmanı bekliyorlar. Bu biraz belki tabii hani bütün yerinden edilme süreçlerinde aslında tabii çok farklı bir şekilde tartışılması gereken, daha geniş tartışılması gereken bir şey. Yani o işte yabancı olanın bir kere zaten işte belli bir dizge içine hani gelmesi, işte misafir çağrılı veya çağrısız işte kucak açılan ya da bir şekilde işte kenarda kıyıda kendisine yer açılan her neyse olarak belki işte o mağduriyet anlatısının sürekli tekrarlanmasının istenmesi biraz bende bir rahatsızlık oluşturmuştu açıkçası ama karşıdakini de çok fazla şey yapamıyorum yani belki de o da bizim hani kapıyı çalanla ilk karşılaşma biraz yabancılaştırıcı bir andır orası. Yani biraz birbirimize işte o hakikatlerimizi aktarabilmek için önce biraz galiba birlikte deneyim dünyamızın oluşması gerekiyor. Yani onun çok gerçekleşebildiğini düşünmüyorum o iki yıllık süreçte. Bilmiyorum. Yani ileride umarım gerçekleşir. Yani çünkü çeviri dediğimiz şey iki yüzlü dedik yani iki uçlu. Yani her iki taraftan da birbirine geçiyor. Bizim de belki onları anlamamız için belli bir zamana ihtiyacımız var. Yani o deneyimler dünyasının çakışması meselesi nerede gerçekleşir? O söyleşimsellik
Yani Kristeva'dan aslında o dialojizm gerçekten o çok ilginç bir alan. Yani birbirini anlamak meselesi yani. Oradaki çeviri. Konuşmamızın başında bir görsel epey bir uğraştınız onu koymak için şeye karşı. Orada bir derginin şeyi vardı yani işte bir güvercin figürü. Ben de ona çok dikkat ettim. Yani niye sunumunuzda görsellik yok, sadece o var. Bir de internet siteleri. Orada gösterge bilim açısından çeviri bilimin alt yenisinin diye söylediniz. Güvercin figürü dünyanın her yerinde barış. Yani çevirmen orada ne yapar, nedir? Onu çok anlayamadım. Gösterge niye bu kadar uğraştınız onu da anlamamıştım. Ta ki ve yoğunlaşamadım, kavrayamadım meseleyi. Şeye gelene kadar. Barış annelerini beyaz tülbenli olarak anlatmaya başladığınız an o görselin çok önemli olduğunu yani aslında konunun bütün her şeyini o an kavradığımı hissettim, derinleştiğini hissettim. Tüm anlattığınız işte çevirmenin rolü, arka planı, ideolojisi vesaire o zaman anlayabildim. Onun o kadar önemli bir şey olduğunu o zaman algıladım. Şunu düşünmüştüm yani güvercin figürü her yerde aynı olduğu için çevirmen burada ne yapacak? Ama barış annelerini beyaz tülbenli olarak anlatabilmek işte o gösterge biliminden de hani onu kavrayabilen biri ancak onu aktarıp bir şey yapabilir. O zaman çevirmenin ve anlattığınız yani bugünkü konunun temel aksına girebilirim yani. O yani önemli şey oymuş aslında. Evet. Onu iyi tercih etmişsiniz. İyi ki çabalamışsınız yoksa anlamayabilirim bugünkü günün önemini. Bunu söylemek istedim sadece. Teşekkür ederim. Tabii evet güvercin barış hani bu evrensel bir hani gösterge olduğunu düşünebiliriz ama mesela evrensel olmayan bazı göstergeler de var. Yani şeyi düşünelim yani hemen aklıma gelen hani orada belki direkt olarak hani o gösterge üzerinden düşündüğümüzde evet çevirmene bir işlevsellik yani orada da bir kavram yani. Evet, sadece bir iki örnek daha vermek için. Yani evet bu güzel güvercin meselesi. Onun dışında mesela öğrencilerle konuşurken bu çok açığa çıkardı. İşte first aid, bu ilk yardım meselesinde işte diyelim ki özellikle Red Cross'un olduğu, Kızıl Haç'ın olduğu ülkelerde bu bir kırmızı haçtır, değil mi? Bizde ise bir hilaldir biliyorsunuz, Kızıl Ay meselesi. Hani göstergeler arası çeviri diye bir alan var. Gerçekten hani çünkü göstergeler o kadar da her zaman evrensel değil, kültürel bazı işte ya da coğrafi ya da etnik farklı dışa vurumlar olabiliyor ve göstergeler arası çeviri de bir alan. Onu sadece söylemek istedim. Onun dışında teşekkür ederim. Ama görseli yani bir şey olarak çevirmeye kalktığında müdahale edebiliyor musun? Mesela depremzedeler haçın kırmızısını gördüklerinde umuda şey yaptılar dediğinde sen onu kırmızı hilal diye çevirme hakkını kendinde görüyor musun mesela? Yani o göstergenin dönüşümü, kelimenin de dönüşümü hakkını veriyor mu sana yazılı metinde? Bu yani hani bir hak olarak hani bilmiyorum da yine biraz önceki sorulara götürüyoruz. Kime çeviriyoruz, ne için çeviriyoruz? Ama o zaman yani Küçük Prens'i de... nasıl bir etki yaratmak istiyoruz? Ben Küçük Prens'teki o farklı farklı bütün çevirilerin her birinin kabul edilebilir birer çeviri olduğunu düşünüyorum. Bir çeviri bilimci gözüyle. Her biri bir çeviri, her biri farklı gerekçelendirmeler ve farklı kitleleri ve farklı ideolojik manipülasyonlarla o yönlendiricilerle oluşmuş, eğer çeviri olarak kabul görüyorsa, alınıyorsa, bakılıyorsa benim için çeviri. Kötü çeviri yoktur o zaman. Niye sanki? O zaman çeviri de yani oluyor. Yani çeviri yapar. Tabii tabii niyet. Ama niyet çok çok belli belirsiz bir yer. Yani hani niyeti çok sorgulayamayız bence. Ama bütün bu söylediğimi tutamam ben de. Yani. Art niyet dedik mesela orada. Evet. Oradaki o çünkü senin yine belli bir takım hani eleyici pozisyonlarına getirmek istiyor. Belli bir etkiye yönlendirmek istiyor. Yani böyle bir niyet. Yani çünkü niyet çok sorgulanabilir bir yer değil aslında. Çok bilebileceğimiz bir yer değil. Ama onun sonuçları, dışa vurumları gözlemleyebileceğimiz yerler. Yani ne için, neden, kime, nasıl, ne zaman. Yani o demek istediğim şey. Kötü çeviri yok
Demek ki şöyle var. Yani, hayır, yanlış çeviri var ama kötü çeviri var. Yanlış çeviri var. Şu anlamda yanlış. Hani dilsel olarak hani mesela zaten dil edincini hani o dilsel şeyi ne diyelim belli bir yetkinlik alanında olduğu çevirini kabul ediyoruz. Oradaki hata. Yani hata kabul edilebilir bir şey değildir. Yani sen dilsel olarak çözümlemeni hatalı, eksik yapmışsan o hata. Hani yanlış diyebilirsin, dilsel açıdan yanlış. Anlamamıştır ya da yanlış anlamamıştır. Yeterince iyi bir araştırma yapmamış olabilir çevirirken. Yani yeterli araçlara sahip olmamış olabilir gibi. Ama kötü şöyle olabilir. Şimdi mesela daha önce de bunu konuşmuştuk. Bizim alınlama alışkanlıklarımız nasıl? Yani ben bir Shakespeare'in sonelerini Sait Talat Alman'dan okumayı çok seviyorum. Bu bana hitap ediyor yani yazılı olarak. İşte ne bileyim daha teatral, daha işte nezne dikkat ediyor işte oradaki ne bileyim o karakter birbiriyle uyumlu gibi. Ama mesela Saadet ve İsmail Bozkurt'un çevirisini okurken o keyfi almıyorum yukarı olarak. Ama İyi kötü bağlamını da değerlendiremiyorum ikisinde. Biri, çünkü Saadet ve Bülent Bozkurt şey diyorlar, biz hani word for word çevirdik yani. Birebir sözcüğü sözcüğüne oraya bir sadakati, bu da çok tartışılabilir bir konu tabii, ön plana aldık. Ve baktığında aslında hatta sintakste bile yani cümleler diziminde, söz diziminde, cümle içindeki söz diziminde bile böyle bir işte sadakate doğru götürdük. Ama bu ritmi kaybettiriyor. Diğeri ise daha işte zaten onun sahnelenmesine yönelik bir çeviri. Bu anlamda işte ritmini, işte o şeyi, ne denir, ne karakter birbiriyle uyumunu göz önünde tutar. Çeviri yapıyor. Bu arada anlamda bazı kaymalar olabiliyor. Mecburen. Yani onu diğer ön plana alıyor. Şimdi hangisi iyi, hangisi kötü? Burada soru oluşuyor. Yani burada artık bence bunu konuşmamalıyız. Başka şeyleri konuşmamalıyız. Niçin çevirdiler, nasıl çevirdiler, kime çevirdiler? Ya da benim alınmama alışkanlıklarıma, benim okuma zevkime uyan hangisi? Bu uymuyor, bu uyuyor diyebilirim. O zaman da zaten çevirmenimi seçerim. Çeviriyi seçerim. Yani hani bir metnin tek bir çevirisi yok. Bunu bildiğimiz anda ya da bu ön kabul ile hareket ettiğimiz anda bir metnin birden fazla çevirisi olabilir ve ben onlar içinden seçebilirim diyebiliriz. Bunu baştan bilmek gerekiyor herhalde. Yani bu seçim yapabilmek için bilgi gerekiyor. Neyse ben başka bir şey söyleyeceğim. Zaten bir şey bir de bilinçli dışarıda bırakma meselesi var ya, kötü çeviriyi biraz da şey yapan, ya bilinçli olarak bazı şeyleri dışarıda bırakıyor. Yani belli kelimeleri, mesela diktatör kelimesi yerine bir şey kullanmak başka bir şey. Bir de yani benim hatırladığım, benzer şeyleri mesela okul tatilisi zamanında da verebiliriz gibi geliyor. Ölümcül Kadın Öpücüğü kitabında mesela, orada iki erkek arasındaki aşkı anlatan bir metin ve kitabın böyle en hani yüksek geldiği bir öpüşme sahnesi var. Ve Türkçe çevirdiler yok. Yani inanılmaz bir şey. Hangi yayın eviydi? Can olabilir, emin değilim. Sonra ben onu bir de Fransızcasından okudum ve ya inanılmaz bir şey ya. Orada o cümle var ve Türkçe'de onu hani gerçekten geliyor. Hepsi anlamıyoruz o yüzden de. Yani getiriyor. Başka birbirlerine itaat ettiler, edecekler filan. Başka sahneye geçiyor. Climax anlamını sıfırlanıyor. Evet. Ama varmış aslında. Ve o, yani o cümlenin dışarıda bırakılması tesadüf olamaz. Olamaz, kesinlikle. Son derece net, bariz bir seçim var orada. Ahlaki bir seçim yani var. Dışarıda bırak. İşte diktatörde de var o, bence o. O yüzden de şey cümlene tam katılamayacağım herhalde. Yani bütün otoriteler kabul edilebilir. Yani diktatör olarak kullanıyorsa eğer yazar onu, o zaman onu Türkçe'de kullanmama tercihini açıklamak gerekir. Veya onu niye, ya kendisi açıklamıyorsa bile bir şekilde, o zaman okuyucunun
şey yapması gerekir. Yani o çevirde bunun kullanılmadığını bilmesi gerekir. Çünkü bir tercih aslında çok da masum bir tercih değil. Bir tür ahlaki tercih aslında. Aslında yani. Bütün karar almışlar yani. Karar almak bir seçeneği, en azından bir seçeneği dışarıda bırakmak demek. Yani bu bakımdan da çeviri niyetinden azade olsun. Benim bakış açım. Yani şunu demek istemiyorum, mutlaka bu şekilde olsun. Ben de kendim çevirirken olabildiğince hani yazarla halleşmeye çalışıyorum. Yani onun söylemiş olduğu şeyi. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Yani sen de çeviri yapıyor olduğun için belki farkındasındır. Alaylı yani, bakmasa okulda olduğun için. O yapıyor sonuçta. Yine seçiyorsun. Bazı şeyleri mesela birden fazla olasılık veya seçenek var, dışarıda bırakıyorsun. Seçmek zorundasın. Bu ister istemez böyle. Yani tamam, evet, ideolojik işte son derece işte manipülatif süreçlerin sonucunda bazı seçimler var. Ama bu çeviri olarak algılanıyorsa diyorum. Yani hayırlı sabahlar hangisi olarak okumam ben. İstemem yani. Benim kendi deneyim dünyamda böyle bir şey yok. Yani kendi çocuğumun o şekilde okumasını istemem Haydi, ama böyle isteyen aileler için ne diyeceksin? Yani işte o bütün o anlam bütünlüğünü bayağı bozuyor. Şimdi yani yazar hakikaten o bölümde şekilciliğe ciddi bir şekilde vurgu yapıyor. Aydınlanmacı Batı, işte koca astronomi bilgini içe sayıyor. Niye? Pesli ve şahlarla. Pat diye işte despot ya da diktatör biri çıkıyor. Yani orada o kadar iyi dinamik kurulmuş ki. Yani o aynı şey şimdi biliyordur insanlar da vurgulamak lazım. Yani beyaz tülbent yani Kürtlerde kadın işte genelde ne olur, erkekler arasında kavga olur. Ve ne yaparsın, işte tülbenti yere attığında o kavga kesilir. Yani böyle bir kültürel göndermesi vardır. Yani barışı o tülbentin yere çalınması ortaya çıkarır yani. Bir daha bu anlamda şey, o büyük bütünlüğü bozması açısından çok, siz daha iyi, çok tehlikeli yani. Yani sizin vicdanınız ve ahlakınız, çevirmenin ahlakı bu anlamda işte hangi kitleye neyi çeviriyorumdan önce geliyor diye düşünüyorum. Bu anlamda çok daha ahlaki bir yer durduğumuz yer aynı zamanda. Ve ahlaki de bilimsel ahlaktan bahsediyorum. Bir tarafıyla değil, bütünüyle. Çok doğru tabii. Hani sonuçta bu süreçleri etkileyen bu etmenler, faktörler dedik ya. Faktörler arasında, o faktörler arasında bir hiyerarşi kuracak mıyız, kurmayacak mıyız? Yani hani o skalayı hazırlayacak mıyız, hazırlayacak mıyız? Ya da neye göre? Hani yine yani demek istediğim şu, tabii ki çok doğru. Bu hani ahlaki, etik, çeviri etiği denen bir alan var zaten. Hani son bir, yine bir çevirmen, Sevda Küçük belki süreci izlemişsinizdir. Bu ABD'de süren işte Nezah Zarrab'ın, onun öncesinde işte Halk Bankası Atilla'nın, Hakan Atilla'nın o süreçlerini çevirdi ve sonra hatta 7-2'den propaganda meselesiyle ilgili olarak hakkında dava açıldı. Dümredin şimdi sen onu diyorsun. Sebla Küçük. Yeni Dümredin. Bir olay bu. Zengin dalı operasyonu. Hani Olive Branch Operation. Cumhuriyet'in bir şey var. Evet, evet. Aynen o. Yani şimdi mesela o geldi direkt aklıma, yine çevre etiği meselesi. Ama bunun hani sadece etik, ahlaki, vicdani, kendi hani tercihlerinizi ne şekilde belirlediğinizle alakalı değil bütün bir süreç. Ben yani çeviri dediğim şeyi sadece o işte diller arası aktarım olarak hani görmediğim, daha doğrusu çeviri bilimine artık işte bu şekilde yaklaşmadığından bahsettiğim o ilk anda bunu söylemek istemişim. Yani o çeviriyi başlatan süreçle birlikte düşünmek lazım. Oradaki bütün dilsel tercihleri,
İşte çevirmenin kendi sosyal sermayesi, kültürel sermayesi ya da işte vicdani, ahlaki, etik duruşu ya da ideolojik tutum alışları ile beraber düşünmek lazım. Sonra bir de o çevirinin dolaşıma geçtiği süreç içindeki bütün toplumsal süreçlere bakmak lazım. Yani o yüzden ben sadece kestirip atmak istemiyorum. Bu doğru, bu etik, bu vicdani, bu yanlış, bu güzel, bu çirkin diye. Onu söylemek istiyorum. Yoksa doğru tabii. Şöyle bir şey var mı ya, yapılabilir mi? Hani, özellikle mesela genç, yeni çevirmenler için falan, hani atıyorum, çok zor tabii. Ya zaten çevirmenlik de şu an seni dinleyince çok dayanlı, çok yani çok çok bir şey, ciddi bir arka plan isteyen bir iş yani. Hani işte okumak vesaire, ciddi bir kelime dağarcığı vesaire falan, ama iki kelime arasında kaldığında şunu tercih et vesaire gibi bir böyle rehber, doküman falan, hani bir işte sözlük bir şey, yani aslında var mı ya da yapılabilir mi aslında, yoksa yapsanız ne güzel olur belki. İşte barış diline belki tesis edecek mi, en yönelik vesaire ya da farklı şeylere, yani belki öyle bir şey yararlı olur mu? Yani da olabilir mi? Yani mutlaka olur. Ben hani mesela şimdi bu çeviri yöntemleri, çeviride araştırma yöntemleri ya da çeviride kullanılan araçlar, mesela yardımcı araçlar, işte sözlük de buna dahil. Bütün bunlar hani çok sarih bir şekilde de öğrencilere verilebilir. İşte bakın şunlar kurallar, bunlar araçlar, bunlar yöntemler, bunlar stratejiler. Ya da bütün bu süreci bir işte toplumsal, işte toplumsal bağlam içinde, işte barışın, mesela özgürlüğün, ifade özgürlüğün, eşitliğin, işte farklılıkların bir arada birlikte barış içinde özgürlükler kullanılarak, işte sermayeye karşı emekten yana olarak, işte haklar, işte halklar, o inançların bir aradalığı özgürlüğü üzerinden, yani bütün bu bizim belki önceliklediğimiz işte süreçler din aktarılması çok önemli bence. Yani ben bunu hep yapmaya çalıştım ya da bunu yapmaya çalışan çok arkadaşımız oldu. Mesela bazı işte dersler çok fazla çeşitleniyor. İşte çeviriye girişten tut da edebiyat çevirisi ya da işte edebi olmayan metinlerin çevirisi, işte haber metinlerin çevirisi, teknik metinlerin çevirisi, tıp metinlerinin, hukuk metinlerinin çevirisi, özel alanlar derken mesela önce mesela insan hakları bilgisinin çevirisiyle başlayabilirsin. Yani hangi metni seçiyorsun ders malzemesi olarak? Buradan bile tutturabilirsin. Yani çünkü tartışma açılır. Zaten belli duyarlılıklar çerçevesinde bunu geliştirirsin. Ama yöntem olarak her zaman şunu hep çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela bir kere okumayı sevmeyen çevirmen herhalde olmamalı. Hani İlk böyle sınıfa girince şu an çantanızda ne var, mesela okula gelirken ne okuyorsunuz falan dediğinizde, işte 50-60 kişilik bir hani sınıfta bir 10 kişi diyelim hadi iyimser, çantasından bir okuduğu kitap çıkıyor yolda, otobüste, metroda, vapurda, şu an böyle bir sorun var. Yani ve o zaman onlara şunu söylemekte insan bir risk görmüyor gerçekten. Yani okumuyorsanız olmaz bu iş. Baştan vazgeçin yani. Yani bol bol okumak durumundayız. Bir kere zaten hani hangi alana yöneleceksin bilmiyorum. Belki 4. sınıfın sonunda özel bir alanda seçip o alanda uzmanlaşarak devam eden arkadaşlarımız da oluyor. Hukuk çevirisiyle ilgileniyor ya da teknik çeviriye daha çok yöneliyorlar. Ama fark etmez. Yani okumak gerekiyor. Gazete, işte dergi süreli yayınlar, işte edebiyat seyretmek, sinema. Yani bunun gerekli olduğunu zaten öğrenciler süreç içinde görüyorlar. Yani sadece araçları, yardımcı araçları kullanarak çeviri çok mümkün olmuyor. Yani kullanılabilir işlevsel çeviriler üretmek çok mümkün olmuyor. Ama değerler eğitimi belki bu sadece çevirmenler için değil, işte ne bileyim tıp fakültesinde de herhalde ya da hukuk fakültesinde, ne bileyim iletişim fakültelerinde, sanatlar alanında, yani belki bu değerler ya da etik, hani meslek etiği ne dersek adına bu konuların ayrıca herhalde
tartışılması hepsi için geçerli, çevirmenler için de geçerli. Mesela savaş dönemlerindeki çevirmen, mesela barış diyoruz ya, hemen zaten o ikili savaş ve barış ikiliğinde düşünelim. Çünkü hani birbiriyle belki de anlamlanıyorlar yine o anlamlandırma dizelerinde. Yani şeyi, Irak Savaşı sırasında işte yine gündem olduğu için söylüyorum. Yani çeviri yapmak durumunda kalan işte Arapça ile İngilizce Amerikalı işgalci Amerikalı askerlerin çevirmenliğini üstlenen Iraklı çevirmenlerle ilgili mesela süreçleri hatırlıyorum. Yani çünkü hayati süreçler bunlar. Yani bunu belki o etiğin dışında hani sana silah dayanmışsa şöyle bir etik süreci orada dayatamıyorum. Yani senin işgalciye diyelim ki işte belli yerleri, belli stratejik noktaları da hani gösterebileceğin bir çeviri sürecine zorlandığını düşün. Yani ya hayat ya çeviri. Şimdi orada bir etik, mesela şöyle diyebilirsin hani değerler bakımından, ben yapmam çeviriyi. Buyur vur hani de diyebilirsin. Ya da yani hani iki tane de çocuk var. Çocuk ve yaparsın çeviriyi. Yani hani şimdi oradaki etik de hani tartışılır ya da değerler bağlamındaki şey. Bilemiyorum. Hani ben o anda bir hani empoze edecek bir yargı bildiriminde bulunmak istemiyorum. Bunu seçiyorum. Ya da bunu bir etik tartışmasının dışında bırakmak istiyorum. Yani yine biraz insani bir dürtüyle belki. Yani hayatta kalmak ya da yaşam hakkı bağlamında değerlendirebiliriz. Yani şunu da diyebilirsiniz belki hani. Ve sen o göstermesin yani daha ne bileyim ya yapmasın çeviriyi. Çünkü bu çok da yine çeviri tarihi kadar eski bir tartışma işte translators, traitors, çevirmenler, hainler. Yani de böyle de bir yanı var işin, böyle de bir biliyorsunuz. Mesela Osmanlı dönemindeki çeviri faaliyetini düşünelim. İşte yine biraz önceki elçiye zeval olmaz, tercümana zeval olmaz ama olur. Hani bütün o tarih boyunca gördüğümüz şeyde. Olmasa zaten genellikle, böyle bir laf olmaz. Yani, zaten kendi aksini doğuruyor süreçler. Mesela Dragomanlar işte Osmanlı'nın işte fethettiği ve işte sonra hani ne deniyordu? Devşirme. Devşirdiği mesela kişilerin çevirmen olmaları, doğal çevirmenler aslında mesela. Şimdi buradaki etik meseleleri falan o kadar farklı yönlerden tartışabiliriz ki. Yani hani hain olarak adlandırıldığı yerdeki yaptığı seçim, hani bir seçim diğerini bir başka olasılığı dışarıda bırakmak. Belki o olasılık birilerine göre doğru, sana göre yanlış olan şey. Yani aklıma bu sorular geliyor. Bunlar da düşünülebilir. Gibi. Yani artık daha fazla seni yormayalım. Bir soru varsa konuşabiliriz. Ya da bunun dışında da devam edebiliriz. Tamam, çok teşekkür ederiz o zaman. Bir ben kez daha keyifle çeviriye sevdireceksin yakında. Evet, yakında hepinizi çeviriler yapacağım galiba. Bir kere daha çağırın. Bundan sonra şeye gireriz. Edebiyat çeviririz. Daha keyifli. Şiir falan çeviririz. Çeviri atölyesi falan yapacağız. Evet, hani evet hani yapacağız. Şiir çevirisi atölyesi. Bak geçen sefer öyle demiş evet, değil mi? Ben evet, daha oraya gelemedik. Hala uygulamaya geçemedik. Kur'an kısmındayız. Yani, hayır, niye geçemediniz? İki ayda bir beni çağırın diye yapıyorum. Tamam. Biz yine çağırırız canım. Peki, teşekkür ederim.